İşte yarının canlı gazetesi Ali İsmail Korkmaz duruşmasından haberlerle başladık. Ece Temel Kur'an acının dokunulmazlığı yok dedi ve oradaki annenin acısını bize nakletti. İsmail Saymaz'sa bir OHAL havası olduğunu söyledi duruşmadan. Duruşmanın takipçisi olacağız. Manşetimizde 17 Aralık operasyonuyla koltuğundan olan 4 bakanın bağışlandığını söyledik. Çünkü hepsi birden ortak bir kararla ortaya çıktılar ve Egemen Bağış başbakanın uçağına bindi. Erdoğan Bayraktar ise başbakandan özür diledi. Onun uyarısından 35 dakika sonra işler orada değişiyor belli ki. Kemal Derviş'in canlı gazeteye verdiği özel demeci sizinle paylaştık. Bu demeçte Derviş 12'ye 5 var uyarısı yaptı ve Merkez Bankası'nın faiz artırım kararının geç kaldığını ve bu nedenle etkisiz olacağını söyledi. CHP'ye iktidara hazır olmasını telkin etti. İki kanat uzlaşmalı dedi. Bir sansür haberi meclisten gelmişti. Mecliste bir milletvekilinin verdiği soru önergesinden dolayı kişisel sitesine sansür uygulanmak istenmişti. Özür geldi peşinden ama Umut Orhan bu özrün üstünde durmaktan ziyade torba yasayla gelecek sansüre dikkat çekti ve bu yasa çıkarsa Türkiye sansürde dünya birincisi olur dedi. Günün haberlerinin önemlerinden biri tutukluk süresinin 5 yıla ineceğini söyledi Başbakan Erdoğan. Bu hazırlık var. Peki bu gerçekleşirse kimler etkilenecek? İşte bunu sorguladık Ersan Şen'le ve önemli ölçüde bazı davaların etkileneceğini ama Ergenekon'un etkilenmeyeceğini söyledi. Devam eden davalarda örneğin KCK'nın bundan etkilenebileceğini ekledi. Sendika dünyasını yasa boğan Mehmet Ertürk'ün ölüm haberini verdik size ve canlı gazeteyi burada noktalıyoruz.